misafirlerimize, liderlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ve biz de hoş bulduk Bursa. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Atomi yolculuğumun başlangıcından itibaren bu konuya neden bu kadar eğildiğimle ilgili, gıda takviyelerinin benim hayatımdaki önemiyle ilgili küçük bir girizgah yapmak durumundayım. Çünkü çok önemli bir noktadayız. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden geliyorum. Spor Bilimleri Fakültesindeyim. Doktora alanım ve yüksek lisans alanım spor sağlık. Sağlığın önemini sporcuların performans bakımından en üst düzeye gelebilmesi için yapmış olduğumuz bütün akademik yayınlarda bir üst dereceye nasıl çıkartırız mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Atomi gibi veya başka firmalar gibi pek çok gıda takviyesi firmalarını görevimiz gereği incelemek zorundayız. İlk bana geldiğinde incelemeye başladığımda kronik hastalara akut evrede ve kronik evrede çözüm olabileceği iddia edildiğinde ben bununla ilgili okur yazarlığımız oluyor ya biraz bizim. illaki de bilim kılıfına uydurmak zorunda olduğumu bildiğim için onu derin derin delik deşik ettim. İnceledim, okudum ve bizim akademik sayfalarımızda detaylı araştırmalar yaptım. Bu araştırmaların neticesinde karşıma inanılmaz durumlar çıktı. Sadece kronik ve akut durumların olmadığı bunun yanında ciddi ciddi insan sağlığında hücre düzeyinde metabolik hastaları, otoimmün hastalıkları enfeksiyon hastalıklarını geçirecek kadar bağışıklık sistemimizi desteklediği ortaya çıktı. Bunları incelerken kendimle ilgili sağlık problemlerimi çözerken çevremdeki insanlara da destek olsun diye biraz işin içine gireyim dedim. Ama buralara kadar gelip bu kadar liderin önünde diamond olabildiğim için herhalde biraz çevrem varmış. Bende de bir şeyler oldu. Buralara geldik. Değerli arkadaşlarımız, bugün sizlere paylaşmak istediğimiz gıda takviyesi Hong Sandam. Anlat anlat bitiremediğim Hong Sandam. Çok ciddi anlamda farklılıkları var. Ülkemizde yetişmeyen Doğu'da, Güney Kore'de, Batı'da, Amerika'da, bir nokta Kuzey'de, Rusya'da yetiştiğini gördüğümüz ama ülke topraklarımızda olmayan bir üründen bahsediyoruz. Bunun sebebi bu ürünün mineral bakımından en zengin hale gelebilmesi adına mutlaka ortamdaki nemin, toprağın ürünün kalitesini artıracak oranda değerlere sahip olması gerekiyor. Böyle olduğu için de çalışmalar yapılmış en iyisinin tropikal bölgede olan Güney Kore'den çıktığı ortaya çıkmış. Hatta bir dipnot literatürde özellikle dermatoloji literatüründe panax kelimesi kullanılıyor. Panax yaraları iyileştiren demek. Cilt hastalıkları için yaraları iyileştiren bir özelliği olduğu ifade ediliyor. Ne için? Hong Sandam için. Hong Sandam bu kadar değerli. Peki Hong Sandam nasıl yetişir? Kaç yılda yetişir? nasıl emek verilir, nasıl ortaya çıkartılır ve nasıl tüketilir? İçeriğinde neler vardır da bizim vücudumuza bu kadar faydası olur? Noktasında içerisindeki G-Seng'e kilitleniyoruz. Değerli arkadaşlar, g toprağın altında 6 yıl boyunca yetişmek zorunda olan şekli itibariyle insan otu da denilen bir kafa yapısı ve bildiğiniz kolları bacakları gibi olan bir ot. Bizim ülkemizde havuç gibi işlemler gören yani yemeklerde rendelenerek, haşlanarak tüketilebilen Güney Kore'de hatta şişelerin içerisine koyup onun minerallerinin suya geçmesi beklenip suyunun tüketildiği bir bitki. Bu bitki zaten çok kıymetli ama Atomi gibi teknolojik anlamda bilimden destek alan bir firmanın arkasında çok ciddi anlamda bilim akademisi olan bir firmanın farklı bir çalışma prensibi var. Bundan bahsetmek durumundayız. Atomi'nin elde etmiş olduğu g 6 yıl boyunca toprağın altında kaldıktan sonra saçaklanıyor hem toprağın altına doğru hem de yukarıya doğru. Yapraklanıyor ve bu noktada 2 yıl daha beklemek zorunda kalıyorlar. Bu iki yıllık süreç içerisinde mineral bakımından doygunluğu artıyor bu e, insan otunun. İnsan otundaki mineral doygunluk arttıktan sonra toparlanıyor yani hasat ediliyor ama dikkat güneş gösterilmiyor. Son yıllarda güneşle ilgili çok ciddi anlamda cilt kanserine sebep olduğu açıklanıyor ve güneşten korumak için hem bedenimizi hem de yiyeceklerimizi ülkemizde de biliyorsunuz seracılık çok ciddi anlamda artmış durumda. Fakat Kore'de toparlanan bu bitki güneş görmeden, el değmeden 100 derece buhar teknolojisinde haşlanarak granüler hale getiriliyor ve kızarması bekleniyor. Bu aşamadan sonra da değerli arkadaşlar bizlere evimize kırmızı cinsel olarak getiriliyor çok değerli. Çünkü güneşi sevmediğini biliyoruz. Hatta buraya gelirken özellikle son çıkan yayınlar nelerdir? Neler anlatmam gerekir? Biraz daha detaya bir bakayım diye istedim. Bir tıp profesörünün özellikle ginseng bitkisiyle ilgili güneş görmesinin ginsengin mineral dengesini bozduğunu ifade etti. Bu da çok önemli bir şey. O yüzden güneşe karşı koruyucu bir tabakayla Atomi zaten bizi çok iyi düşündüğü için bize getiriyor. Şimdi değerli arkadaşlar, burada biraz artık üretimi anlattık, ee, bilim kısmına geçeceğiz. Bu kadar kıymetle, zorlukla e, yetiştirilen C. yapmış olduğu insan fizyolojisine katkıları, tabii ki de sadece firmaların değil, bilim dünyasının çok ciddi anlamda dikkatini çekiyor nedir diyorlar, ne yapar? Ve bununla ilgili ilk 1974 yılında uluslararası bir sempozyumla aslında Gilseng'in değerini kendisine iade ediyorlar. Bu sempozyumdan sonra tıp dünyasında bütün alanlarda genel cerrahide çalışma var, akciğer hastalıklarında çalışma var, bağışıklık sistemlerinde çalışma var, cilt hastalıklarında çok ciddi çalışmalar var. Bunları incelemenizi Önemle rica ederim. Semra Hoca söyledi gördüm değil. Bir de ben bakayım nedir diye bakmak lazım. Kullanacağımız her ürünü mutlaka incelememiz lazım. Neden biz seçtik? Bunları da az sonra açıklayacağım. Çünkü Kore G-Sengi hücre içerisinde serbest radikal adı verilen bizlerin sağlığındaki dengeyi bozduğunu düşündüğümüz yabancı istemediğiniz maddeleri antioksidan taşıyarak bizi sağlığımıza taşıyan, sağlığımıza getiren bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Kore'nin farkını özellikle ifade etmemiz lazım slide'dan dolayı. Çok ciddi anlamda 22 çeşit e, faydalı madde bulunuyor. Yani mineral bulunuyor içerisinde. Bu bağlamda çok kıymetli. Siz vücudunuza aldığınızda Hücremiz için en önemli şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Su, oksijen, antioksidan besindir. Antioksidan besinin babası ve Atomi öyle bir hazırlamış ki Cisengi olması gereken bilimdeki literatürde akması gerektiği gibi hazırladığı için güvenerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Neden kullanıyoruza geçeceğiz az sonra. 20 miligramlık ee, şaseler içerisinde Jinsonite var değerli arkadaşlar. Jinsonite, Jinseng'in e, asıl merkezi olan kısmı. E, %100 kırmızı Jinseng içeriğimiz var ve patentli. Şimdi burası çok önemli. Bir ürününüz vardır. Bu ürünü alırsınız, üretirsiniz, satmaya çalışırsınız, para kazanmaya çalışırsınız, kazanmış olduğunuz parayla bugün geçinirsiniz. Ama o ürün kaliteli ise o ürün üst düzey ise ve o ürünün üst düzey olduğunu FDA gibi neydi? Amerikan İlaç Birliği. Buralardaki dünyaya darbe vurmuş çok net bir şekilde kalitesini ifade eden birliklerden eğer siz ürününüze patent alırsanız o patent numarasıyla ürününüzü her daim her yerde rahatlıkla satabilirsiniz ve asla sizin ürününüzün üretiliş şeklinden hazırlanıp e, tüketiciye ulaşana kadar ki süreçte geçirmiş olduğunuz bütün evrelerde hiç kimse sizin ürününüzün taklidini yapamaz. Patent olayı çok önemli. Bakın patentin numarasıyla birlikte Hong Sandam'ın web sayfamızda hazırlanmış olan kataloglarımızda her yerde alnımız açık bir şekilde yayınlıyoruz. Atomi böyle bir şirket şu ana kadar web sayfamızı incelemediyseniz diğer bütün ürünlerimizi incelemenizi öneririz. Ürünlerimizin büyük bir bölümünün tamamı patentlidir. Özel bir şekilde e, patentler duyurulmuştur. Ve bunun sonunda sizlere şöyle kısaca e, Hongsan'dan vücudumuza aldığımızda neler yapar bundan bahsetmemiz gerekiyor. Kore kırmızı cinsengi çok güçlü bir antioksidandır. Neydi? hücremin istediği besin. Burası çok önemli. Yani bunu aldığımda benim enerjimle ilgili, hücremin çalışmasıyla ilgili gerekli her şeyi alabiliyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla enerji düzeyimi artırıyor, yükseltiyor. Biz sporcular için çok kıymetli ama şu anda hepimiz için bence kıymetli. Atletik performansı artırıyor. Yani e, aktif olarak performansın yükselmesine katkıda sağ bulunuyor. ...konsantrasyonla ilgili çok ciddi gideriyor. Bugün okuduğum bir makale diyor ki özellikle makalelerde meta analizler çok önemlidir. Yani yüzlerce makalenin e, incelenip sonuca varılmasıdır meta analiz. Beyin fonksiyonlarında konsantrasyonla ilgili, dikkatle ilgili, karar vermeyle ilgili... g çok ciddi etkisi olduğu ispat edilmiş durumda arkadaşlar bunu bilim söylüyor... Stresi azaltıyor. Bu da çok önemli. Günümüzde çağımızdaki bütün insanların en büyük sıkıntılarından biridir bu. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalbimden her bir dakikada vuruyla attığım 70 vuruda kan gönderiyorum. Damarlarımın içerisinde eğer kolesterol var ise kilo veremem. Kalp krizi geçiririm. Stent takılmak zorunda kalır. Periferik bölgelere kanı gönderemem. Gönderemezsen periferik bölgelerdeki dokular çalışamaz, Gerekliği gibi görevini yapamaz. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla kolesterolü düşürmeye G-Seng'in katkısı var. Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yardımcı olmaktadır. Bunlar çok çok önemli faydalarıdır. Cisengle ilgili daha ben sabaha kadar anlatırım <laughs> liderlerim. Ben de çok var bununla ilgili konu. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun.